müdürümüzün talimatıyla başlattık. Traflara da çay aldık. Bugün kaza kurbanı dediğimiz inancımız gereği kazasız, belasız, bereketli, içeride çalışanlarımızın ayağına taş değmesinin hisali kurban kestik. Bunu çalışanlarımıza yedirmek usulüyle ve buradaki bütün katılan arkadaşların huzurunda şu anda da kendi aracımızda çayımızı tekrardan tam bir şekilde kampanya arkadaşlar, vatandaşlar girmediği için biz araç üstü mubay olduğumuz için kendi aracımızda, kendi çayımızla buraya getiriyoruz. Şu anda işte gördüğünüz gibi boşaltma sistemini yapacağız. İnşallah bu kampanya tüm çalışanlarımıza, müstahsillerimize ve bütün milletimize hayırlı olur. Kampanya Çaykur olaraktan yine öncü bir şekilde girdik. Cumartesi de başladık. Bu verim noktasında önce bir kuraklık oldu. Bu güneş alan yerlerde çayda verim çok iyi değil ama eşoz dediğimiz fazla güneş almayan yerlerde sürüm daha iyi. Özellikle burada bir de budamanın özelliğini gördük. 2 sene önce budanmış çaylarda müstahsillerimiz görmesi lazım. Sürgün daha iyi. Yani burada budamadan vazgeçmememiz gerektiğini gösteriyor. Sağlıklı bir budama yaptığımız zaman güzel bir bakımla inşallah verimli bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Her sene buna dikkat etmemiz gerekiyor. Müstahsil olarak da tabii bahçemizi temizlememiz gerekiyor. Önce çaya girmeden önce bunu yapmamız gerekiyor. Bu sene de telgraf otu dediğimiz böyle çayda kökü olmayan, üzerine çaya benzeyen bir ot var. Bunu temizlemeden muhakkak çaya girmeyelim, toplama işine girmeyelim. Bu benzinli motor dediğimiz, bu yani kullandığımız şey bırakmış olduğu kimyasal maddenin etkisi de var çaya. Bir de kendisinin kullanırken çaya egzozunun bırakmış olduğu bir etki oluyor, kalıntı oluyor. Bunu istemiyoruz ve bu çayı almayacağımızı beyan ediyoruz. Bunu müstahsillerimizin bilmesi lazım. Artık bunu kullanan arkadaşlar derin alıyor. Çay tamlı dediğimiz seti de bozuyor. Yani bunun için mevcut kullandığımız şeylerle devam edelim. Çay makasıyla kullanmamız lazım. Yani bunun özelliği 70 lira çaya verdi elle toplandığı zaman. Yani biz kendi çayımızın geleceği için bu makine kısmından uzak durmamız lazım. Ne kadar az makine çaya girerse o daha kalite artar. Sağlıklı bir şekilde sürgünlerimizde 2 ve 3'ü almış oluruz.